Herkese merhabalar. Bugün yine Arduino web seminerlerimizde beraberiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün Arduino ile programlama konusuna giriyoruz. Bugün ve bir sonraki dersimizde Arduino'yu programlamada kullanacağımız dili tanıyacağız. Temel programlama yapılarını, Arduino'da kullanacağımız dili daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Az önce bir anket açmıştım. Gördüğüm kadarıyla zaten çoğumuz en azından orta seviyede, yani büyük çoğumuz orta seviye, giriş seviyesi de var. Programlama konusunda bilgi sahibi. Dolayısıyla çok sıkıntı çekeceğimizi zannetmiyorum bu konularda. Programlama bilginiz giriş seviyesinde dahi olsa bu yeterli olacaktır. Arduino dili de aslında çok başka programlama dillerinden çok farklı değil. Zaten daha önce de bahsetmiştik. Temel olarak C++, Java dillerine benzer bir dil kullanılıyor. Dolayısıyla bu dillerde herhangi bir dilinle aşinalığınız varsa zaten Arduino'da sıkıntı çekmeyeceksiniz. Dilerseniz yavaş yavaş sunumumuzdan başlayalım. Evet, şimdi Arduino dilimle ilgili bugün neler göreceğiz? Arduino programlama dilini biraz tanıyacağız başlangıçta. İşte veri tiplerine bakacağız. Kontrol yapıları ve döngüleri göreceğiz. Bunları görürken de yine örnek programlar üzerinden gireceğiz. Burada göreceğimiz örnekleri arkadaşlar kitabımın web sitesinde indirebileceğiniz kodlar. Bunlar üzerinden gireceğim. Linkini ek kaynaklar bölümünde bulabilirsiniz. Kitaplık kodlar diye. Örnek projeler diye daha doğrusu. Benim gibi kitaptaki örneklerden gireceğim. Ben de işte yaparak göreceğiz örnekleri de. Şimdi Arduino programlama dili temel olarak önceki derslerde bahsettiğimiz processing diline ve geliştirme ortamına dayanıyor aslında. Processing de temel olarak programlamaya giriş için kullanılabilecek, basitçe hiç programlama bilmeyenlere programlama öğretmek amacıyla ve biraz da affedersiniz, görsel programlar oluşturmak için geliştirilmiş bir hem yazılım dili hem de geliştirme ortamı. Arduino'da bunu temel olarak geliştirilmiş bir proje. Dolayısıyla benzer bir sentaks, yani söz dizimi kullanılıyor. Dolayısıyla C++ ve Java dillerine yakın bir sentaks var. İşte temel karakteristiği bu dilin, bütün bu dillerin aslında işte satır sonları noktalı virgül konması, blokların süslü parantezlerle tanımlanması ve yorumların işte slash veya işte slash yıldız karakterleri arasında alınması gibi karakteristik özellikleri var. En temelde bunu görüyoruz. İlk örneğimizi de gördük. Evet, bu örneği hatırlarsanız ilk derslerimizde led yakıp söndürmüştük. O örneğin kodları. İşte bakın fonksiyonlarımız var. İki tane void, loop ve setup fonksiyonları. Başlarında void ifadeleri bulunuyor. Bunları fonksiyonlar konusunda göreceğiz ayrıntılı. Bloklar, bakın bir süslü parantezlerle açıp kapatıyoruz fonksiyonun gövdesini. Fonksiyonları çağırırken işte parantezler arasında parametreleri veriyoruz. Gibi. Temel karakteristik yazılı bu şekilde. Zaten o sayılan dillerde, işte C++ gibi dillerde kod yazdıysanız aynı olduğunu göreceksiniz yazılımın. Şimdi C++'de programlama yapmış arkadaşlar görmüşlerdir. Bütün programlarda main fonksiyon olur aslında. Arduino'da bunun yok. Bunun yerine setup loop var. Aslında main fonksiyonu arka planda var yine. Ama bunu biz setup loop olarak görüyoruz ön planda. Yani bir kere çağrılan bir setup fonksiyonu ve daha sonrasında da sonsuz bir while döngüsü olarak düşünebileceğimiz aslında C programlarındaki loop fonksiyonumuz var. Setup fonksiyonu bir kere işlemler için, yani başlangıçta yapılan işlemler için. Loop fonksiyonunu ise sürekli çalışan işlemler için yapıyoruz. Kullanıyoruz. Delay fonksiyonu da bu örnekteki gecikmelerde kullanılıyor. Önceki derste görmüştük. İleriki bölümlerde de zaten örnek göreceğiz. Şimdi veri tiplerine gelecek olursak, veri tipleri biliyorsunuz programlarda verilerimizi kaydettiğimiz değişkenlerimiz var. Bu değişkenlerin de değişik tipleri olabiliyor. Veri tipi diyoruz bunlara. Değişkenler aslında bizim kullandığımız mikro belleklerine, belli bölümlerine vereceğimiz isimler. Ve bu verileri de bu bellek gözlerine kaydediyoruz. Bu değişkenler aracılığıyla bu bellek gözlerine erişiyoruz. Dolayısıyla bu değişkenlerin değişik tipleri olabiliyor. Öncelikle değişken isimlendirmesi yaparken belli kurallara uymamız gerekiyor. İstediğimiz isim verebiliriz ama bunlar bu kurallara uymak zorunda. İşte Türkçe karakter kullanamıyoruz.
Rakamlarla başlayamıyor değişken isimlerimiz ve büyük küçük harf duyarlı. Yani ne demek istiyoruz burada? Bir değişkeni büyük harflerle yazmanız ve küçük harfle yazmanız iki farklı değişken anlamına gelecek oluyor. Bu anlama geliyor. Ve programlama dilinde kullanılan anahtar kelimeleri de isim olarak kullanamıyoruz, değişken isim olarak. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor en başta. Şimdi veri tiplerinde hangi tipler var temel olarak? Tam sayı tiplerimiz var. Yani tam sayılarla yaptığımız işlemlerde kullanabileceğimiz geri tipleri var. Bunlar da işaretli ve işaretsiz, yani unsigned ve signed olarak değişebiliyor. Yani işaretli sayılar kullanacağımız zaman negatif ve pozitif, signed işaretli değişkenleri kullanırken işaretsiz işlemler yapacaksak, yani sadece tam sayılarla, pozitif tam sayılarla unsigned değişkenler kullanabiliyoruz. Kayar noktalı tipler dediğimiz tipler ondalık sayılar için kullanabileceğimiz float ve double, bunlar C++ dillerde. Arduino'da bunlar aslında bizim aynısı. Dolayısıyla float ve double fark etmiyor. Biz genelde float kullanacağız dolayısıyla. Çünkü ikisi de aynı anlama geliyor Arduino içerisinde. Tabii başka diller, başka platformlarda bunlar farklı aslında. Karakterler içinde karakterler diyorsunuz, bilgisayarda karakterler aslında hepsinin sayısal karşılığı var. Bunlar da İleride göreceğiz. ASCII denilen bir karakter tablosu var. Yani sayısal karşılıkları karakterlerin. Dolayısıyla bunların tutulduğu değişken char ve karakter dizileri içinde özel bir değişken tipi olan stringler var. Temel yapılar bu şekilde. Integer tipler, işte integer, unsigned integer, long, unsigned long gibi, bakın burada görüyoruz. Hepsinin büyüklükleri farklı. Yani integer'lar bakın 2 byte boyutları varken işte long değişkenler 4 byte, char ve byte de birer byte. Bunların farkına bakıyoruz. Bakın integer int kısaca değişkenin tipimiz -32768 ve +32767 arası değerler alınırken unsigned int olduğunda bu 0 ile 65535 arası değerler alıyor. İşte long'lar gördüğünüz çok büyük aralıkları değer alırken işte unsigned long'da pozitif bir aralıkta değer alıyor. Yani burada neler dikkat edeceğiz? Çağ değişkeni bakın -128-127 arası iken byte 0-255 arası. Kullandığınız değişkenler yapacağınız işlemler için yeterli büyüklükte olması gerekiyor. Yani örneğin unsigned'de bir işlem yaptığınızda sonuç 65.545 aşarsa ya işlemlerinizde hatalar oluşacak. Dolayısıyla bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. En başta değişkenlerle ilgili dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan birisi bu. İşte float tipler işte bakın -3.400 giden böyle eğrilere 8, yani bu bilimsel gösterim denilen bayağı duyarlılıklı bir rakam, ondalık sayıları gösterebiliyoruz. Büyük sayıları. Ama floatlarda da tabii belli başlı dikkat etmemiz gereken şeyler oluyor. İlerideki örneklerde göreceğiz. Aslında float sayılar ile bütün ondalık sayıları birebir gösteremiyoruz. Bazı yuvarlama hataları veya yaklaşık olarak bazı yerler gösterilebildiği için bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ve Boolean tipi var, daha önce bahsetmedik belki. Boolean da aslında mantıksal ifadelerin sonuçları tutacak olan bir değişken sayılabilir. Yani true veya false veya 1 ve 0 diyebileceğimiz mantıksal ifadelerde kullanılabilen değişken tipi. Arduino'daki mikroyönetimi 8 bitlik bir yönetimi. Yani 8 bitlikten kastımız bütün işlemler 8 bit üzerinden yapılıyor. Biri genişliği bu işlemlerin. Dolayısıyla bellek olarak da kısıtlı bir belleğimiz var RAM olarak. Bu o yüzden belleğimizi iyi kullanmak açısından değişken tiplerini daha böyle tutumlu bir şekilde kullanmakta fayda var. Eğer çok yüksek fazla değişken ihtiyacımız varsa kullanmalıyız. Noktalı sayılarla işlem yapmak da tam sayılı işlemler yapmaya nazaran çok daha fazla işlem gücü gerektiriyor. Çünkü onun için ekstra başka fonksiyonlar çağırıyor arka planda. Dolayısıyla gerekli olmadıkça çok fazla noktalı sayılarla işlem yapmak programlarınızın performans açısından da faydalı olacaktır. Yapmamak daha doğrusu. Şimdi veri tipleriyle ilgili uygulamalarımızı da geçeceğiz. Örnekleri göreceğiz. Buraya kadar bir soru var mı arkadaşlar? Evet, bir soru yoksa örneklerimizden devam edeceğiz. Dediğim gibi bugün yaptığımız örneklerin hepsi kitapta işlediğim konuların örnekleri. Dolayısıyla onları linkten indirip bu örnekleri siz de çalıştırabilirsiniz. Daha önce bahsetmiştim. Örnekleri çalıştırırken serial monitörden çok fazla faydalanacağımızdan bahsetmiştim. Serial monitörü ne için kullanacaktık? İşte Arduino'dan verileri alıp
görüntülemek için kullanacağız. Şöyle açalım. Daha şey olsun. Şimdi değişkenlerin iki tipleri var. Bu tipleri kullanırken neler dikkat edeceğimizi bu örnekte biraz göreceğiz. Şöyle genişleteyim. Şimdi bu örneğimize bakacak olursak, bakın en başta yorumlarımız var. 3 tane integer değişken tanımlamışız. Yani tam sayı değişkenimiz var. Bunların iki tanesine işte tam sayı 1, tam sayı 2 deyip 12 ve 5 değerlerini atamışız. Bir tane tam sayı sonuç değişkenimiz var. Long int bir tane değişken tanımlamışız. O da uzun tam sayı isimli. Ona 0 vermişiz. Ve seri haberleşmeyi başlatıyoruz bakın setup fonksiyonu içinde. Gördüğünüz gibi 9600'unda. Loop fonksiyonumuza geldiğimizde bakın tam sayı sonuç değişkenimize tam sayı 1 ve tam sayı 2'nin toplamını atıyoruz. Ve bunu da bakın serial print deyip tırnak içinde 12 artı 5 eşittir ifadesini yazdırdıktan sonra tam sayı sonuç değerini yazdıracağız. Yani 12 artı 5 eşittir ifadesinden sonra o iki sayının toplamını görmemiz gerekecek. Bunu göreceğiz. Sonrasında bakın tam sayı 1 ve tam sayı 2'ye 1400 ve 1000 değerlerini atmışız sırasıyla. Ve bu sefer de tam sayı sonuca sonuç değişkenine ikisinin çarpımını atıyoruz. Ve bunları da sonuç olarak yazdıracağız. Bundan sonraki örnekte ise tip dönüşümü yapılmadan 1400 çarpı 1000 demiştik. Tip dönüşümünün ne olduğunu göreceğiz. Bakın uzun tam sayı değişkenine tam sayıyla tam sayı 1 ile 2'nin çarpımını atıyoruz yine. Son tarafta da tek aynı işlemi yapıyoruz ama başında bakın long ifadeleri var çarptığımız sayıların değişkenlerin başında. Bunun da ne olduğunu göreceğiz. Şimdi önce sonuçlara bakalım. Sonuçları görüntüleyelim. Ondan sonra üzerinde konuşacağız. Evet, serial monitörü çalıştıralım. Bakın, burada şöyle yaptık bakın. 12 artı 5 eşittir 17'yi gördük. Toplamının doğru olduğunu gördük. İki tane tam sayının toplamını yapmış olduk. İşlemi yapmış olduk. İkinci örnekte bakın. 1400 çarpı 1'in sonucunda 23.744 değerini görüyoruz. Yani bakın yani yanlış bir değer görüyoruz. 1.400.000 değeri görecekken sonuç olarak 23.744 görüyoruz. Niye? Çünkü iki değişkenin çarpımı 65.535'i geçiyor. Yani bizim daha doğrusu 32.768 değildir. Çünkü integer kullandık. Yani işaret sayı maksimum 32.768 görebileceğimizi görmüştük daha önce biliyorsunuz integerlerde. Dolayısıyla değer açtığı için değişkenin taşması deniyor buna. Yanlış bir değer görüyoruz. Ondan sonraki örnekte yine aynı şeyi görüyoruz. Niye? Aslında uzun tam sayıyı attık bu değişkeni. Yani long bir değişken atmamıza rağmen yine yanlış bir ifade görüyoruz. Sonuç görüyoruz. Peki en alttaki örnekte bakın. Bakın orada doğru bir sonucu görüyoruz. Çünkü orada şöyle bir şey oluyor. Şimdi tam sayı 1 ile tam sayı 2 integer olduğu için bunların çarpımının sonucu da bir integer'a dönüştürülüyor aslında. Sonra integer olduktan değil integer'a dönüştürüldükten sonra uzun tam sayı yani long int'e atanıyor ama tabi sonucumuz başta integer olarak hesaplandığı için taşma oluşmuş oluyor zaten. Ama alt tarafta biz diyoruz ki derleyiciye bizim bu tam sayı 1 ve tam sayı 2 değişkenlerimizi long olarak düşün. Yani longmuş bir işlem yap. Dolayısıyla long işlem yaptığı zaman bu değişkenleri ilk başta bir longa çevirip daha sonra çarpımı yaptığı için sonuçta long atandığı için doğru sonucu görüyoruz. Bakın bu örnekte tam sayıları doğru tiplerde kullanmadan işlem yaparak yaptığımızda nasıl hatalar alabileceğimizi görmüş olduk. Hem de bir yandan da işte temel işlemler yapmış olduk. Değişkenlerle, çarpma ve toplama gibi. Buna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bakın yoksa yanlış sonuçlar almak mümkün. Şimdi bakın ikinci örneğimizde de bir yandan ben gittiğim örneği. Bir tam sonuç değişkenimiz var integer. Bir tane ondalık sonuç değişkenimiz var. Float bu da ondalık sayı için.
Şimdi altta loop fonksiyonunda ne yapıyoruz? 12'yi 5'e bölmüşüz tam sayıları ve tam sonucu atmışız. Ondalık sonuç değişkenine de 12.0 ve 5.0 değişkenlerini atmışız. Ve bakın floating olduğu için işlemlerimiz tam sayı, ondalık sayı şeklinde yazdık değişkenlerimizde. Ondalık sayı olarak işlem görmesi için. Yani 12.0 şeklinde yazdık. Şimdi bunların sonuçlarını görelim bakalım. Tam bölme nasıl oluyor? Ondalık bölme nasıl oluyor? Bakın tam sayı sonucumuz 2 çıktı. 12'yi 5'e bölündüğünde. Yani yuvarlanmış tam sayı değerini gördük. Ama ondalık sonuçta 2.40, yani bölmemizin tam sonucunu görmüş olduk. Yani bu örnekte tam sayı bölmesi ile ondalık sayı bölmesi de farkını görmüş oluyoruz. Bakın tam sayıda sonucumuz ondalık da olsa bölmemizin sonucu tam sayıya yuvarlandı. Tam sayı kısmını görürüz daha doğrusu sadece. Evet, şimdi burada floating point işlemlerle ilgili bir şey göreceğiz. Bakın, floating point'te sıfıra karşılaştırma yapacağız diye. Şöyle ki, başta bir float sayımız var, 1.9. Burada her bir adımda bakın, sayıdan 0.1 değerini çıkartıyoruz. Ve if ile, if biliyorsunuz karşılaştırma kontrolü dildeki, bunu da ileride göreceğiz ama yani burada kabaca söyleyecek olursa işte sayımız sıfıra eşit mi diye bir kontrol yapıyoruz. Eğer eşitse şurası çalıştırılacak. Yani serial monitör üzerinden sayı sıfıra eşit ifadesini görmemiz lazım. Ama her bir loop adımında da sayıdan 0.1 çıkaracağız ve her bir adımda sayının o değerini yazacağız. 100'er milisaniye aralıklarla, beklemelerle. Şimdi çalıştıralım. Yani bu durumda sayımız belli bir noktada sıfıra eşit olmasını bekliyoruz aslında. 0.1 çıkara çıkara sayıda. Bakın. Şimdi tabi hızlı gitmiş. Otostopu kapatıyorum. Bakın. Sayımız sıfıra eşit gibi görünse de aslında yazı çıkmadı. Bakın eksi 0.0 görünüyor ama aslında tam 0 değil olarak. Onu göreceğiz birazdan. Yani sayımızdan 0.1 çıkarsak da sıfıra eşit olmadı. Niye olmadığını bir sonraki örnekte daha iyi göreceğiz. Eğer sıfıra eşit olsaydı şu yazıyı görmemiz gerekiyordu. Arkadaşlar örnekleri ek kaynaklar bölümünde link olması lazım. Kitaptaki kodlar, yani örnek kodlar diye bir link olması lazım. Oradan indirebilirsiniz. Ayrıca kitapla ilgili sitede dikeyeksen.com'da Arduino kitabının olduğu bölümde de link var. Oradan indirebilirsiniz ama ek kaynaklara linki eklettim ben. Şimdi bakın bu değişkeni şimdi diğer örneği açtığımızda yani buradaki sıkıntıyı anladınız değil mi arkadaşlar? Yani her bir adımda 0.1 çıkarsak da sayıdan sıfıra eşit olduğunu görmedik. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada farklı bir şey yapacağız biraz. Yine 0.1 çıkarıyoruz her bir adımda ama burada farklı bir karşılaştırma yaptık. Fups sayı 0.0001'den küçük mü diye bir kontrol yapacağız. Bu fups nedir arkadaşlar? Bu floating sayılarda absolute value yani mutlak değer alma fonksiyonu. Yani sayımızın mutlak değeri 0.001'den küçük bir değer mi? 0.001 değerini neyi temsil ediyor aslında? Çok küçük bir değeri. Yani 0'a çok yakın bir değer aldık. Tam 0 değil ama bu değerden küçükse biz onu 0 kabul edeceğiz. Dolayısıyla bu mesajı yazdıracağız. Yine aynı fonksiyon. Çalıştıralım. Bakın 0.1'den sonra sayı 0'a çok yakın mesajını gördük bu sefer. Demek ki sayımız gerçekten 0'a çok yaklaşmış ama 0 olduğunu bilmiyoruz. Şimdi sayımızın niye 0 olduğunu göremiyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şimdi print fonksiyonuyla arkadaşlar ondalık sayıları yazdırırken noktadan sonra kaç basamak yazdıracağımızı belirleyebiliyoruz. Dolayısıyla değişkene sayı yazdıktan sonra 5 yazdım örneğin. Noktadan sonra 5 basamağında yazdırılmasını istiyoruz. Şimdi tekrar bir çalıştıralım.
Bakın 5 basamak yazdırdığımıza dair sıfırları görüyoruz hala aslında. Tam sayının niye sıfır olmadığını göremedik. O zaman 7 basamak yazdıralım. Bakın şöyle yapalım. Yani gördünüz mü sayılarımızın aslında tam yazdırınca nasıldı yani. Bakın eksi 0.03 oldu örneğin burada. Gördüğünüz gibi aslında onların sayılar tam olarak ifade edilmiş olmuyor. Küsuratlı ifade edildiği için buradan çıkaracağımız sonuç onluluk sayılarla, kod sayılarla işlem yaparken eşittir işaretiyle karşı eşit midir operatörle karşılaştırma yapmamamız gerektiği, sadece böyle belli bir değerde ufak mı diye karşılaştırmalar yapmamız gerekiyor. Direkt olarak eşitleme ile karşılaştırma yapmak çok zor onluluk sayılarda. Çünkü tam olarak bütün sayılar ifade edilemediği için böyle sıkıntılar doğabiliyor. Yani onluluk sayılar çalışırken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onun için bu örneği verdim. Çünkü normalde beklenen aslında işte belli bir nokta sayının sıfıra eşitleneceği ama böyle olmuyor. Bu da ince bir nokta aslında biraz. Dolayısıyla onluluk sayılarla çalışmak birazcık daha dikkat istiyor. Evet, şimdi çar değişkenlerine bakalım. Yani karakter değişkenlerine. Şimdi karakter değişkenleri dediğimiz gibi aslında karakterleri tutan değişkenler. Bunları biraz da seri haberleşme bölümünde göreceğiz ama şimdi girecek olursak. Şimdi bütün bu harflerin aslında bilgisayarda kullandığımız hepsinin sayısal bir karşılığı var. Şimdi biz burada çar değişkeni tek tırnak içinde, bakın dikkat edin tek tırnak olmasına. Tek tırnak içinde A'ya eşitlenir demek aslında çar değişkenini A'nın sayısal karşılığını atmamız demek. O da 65 yanlış hatırlamıyorsak. Aslında şu an çar değişkenini 65 atamış oluyoruz ama biz bunu karakter olarak yazarak yapıyoruz. İşte aynı şekilde bakın 6 tane karakter tanımlamışız. 7 tane farklı. Bu karakterlerin hepsine işte bir harf atmışız. Ve sonrasında da bakın serial nokta print diye bu değişkenleri tek tek yazdıracağız. Araya da 200 milisaniyelik beklemeler koyarak bakalım serial monitörde nasıl bir şey göreceğiz. Bakın tek tek Arduino harflerinin yazdırıldığını görüyoruz. Bunlar sonuçta en sonunda print elen dediğimiz için alt satıra geçiriyor. Yani her adımda bir karakter değişkenini göndermiş olduk, yazmış olduk. Çağ değişkenler de bu şekilde. Yani tek bir karakter tutabiliyor üzerinde. Aslında karakter yönetleri 0-255 arasında sayılar. Her bir karakterin sayısal bir karşılığı var. Şimdi burada tabi çalıştırmayacağız bölümü şu anda. Değişkenleri sabit değişkenler kullanımı örnek burada var. Şimdi sabit değişkenler içinde onu görmedik. Const ifadesi kullanılıyor. Const, bakın başına const koyuyoruz. Const demek şu anda yani constant'tan geliyor İngilizce. Yani sabit, değiştirilmez anlamında. Diyoruz ki biz let bin'i değişkenine 9 değeri koyuyoruz ama bu program bunu değiştirilmeyecek anlamına geliyor. Ve değiştirilmesini istemiyoruz. Dolayısıyla biz bunları pinmode fonksiyonlarında kullanıyoruz. Pinmode fonksiyonu da daha sonra göreceğiz dijital giriş çıkış bölümünde ama burada şu an sabit değer olarak kullandığımızı verelim bu değişkeni. Ve bakın altta bu sabit olarak kullandığımız değişkenin başka bir değer vermeye çalışıyoruz. Ve derlemeye çalışalım şimdi bu şekilde. Bakın altta bakın derlediğimiz hata verdi. Diyor ki işte let bin'i sadece okunabilir olarak başta belirtildi ama buna bir değer atanmaya çalışıyor diyor ve hata veriyor. Böylelikle programınızda hiç değişmesini beklemediğiniz, değişmesini istemediğiniz değişkenlerinizi const olarak tanımlarsanız sonrasında eğer yanlışlıkla programınızın içerisinde yanlışlıkla bunlar değiştirilmeye çalışıldığında derleyici hata verecektir. Siz de böylelikle programınızdaki hatayı bulacaksınız. O yüzden mümkün olduğunca hiç değişmesini beklemediğiniz
değişmeyecek değişkenleri const olarak işaretlememizde, const değişken olarak tanımlamamızda fayda var. Böylelikle normalde bulunması güç hataları başlangıçta derlecinin verdiği hatalarla bulmanız mümkün hale gelecek. Const'un da faydası bu arkadaşlar tam olarak. Yani sabit değişken tanımlama. Bütün değişken tiplerinin başına bunu getirebilirsiniz. Şimdi define ifadesini görmek için bir örneğimiz var. Az önce biliyorsunuz Arduino yazdırdık tek tek harflerde. Ve araya delay'ler koymuştuk. İşte 200 yazıyordu hatırlarsanız. Şimdi bakın üstte define başlıkta bir diğer işareti bak görüyorsunuz. Define bekleme süresi 200 diye bir şey tanımladık. Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Derleyicimiz programımızın kodunu derlerken bekleme süresi şeklinde bakın. Bunun bir çift olduğuna dikkat edin. Altta tire var. Büyük harflerle yazdık. Yani define ile ifadeler büyük harflerle yazıyor bu geleneksel olarak. Zorunlu dinamatör olmasında fayda var. Onun bir sabit olduğunu belirtiyor. Bekleme süresi ifadesini gördüğü her yere derleyicim 200 değerini koyacak. Dolayısıyla bakın biz mesela bekleme süresini değiştirmek istediğimizde her bir adımdaki tek tek bütün 200'leri tek tek elle değiştirmek yerine bu define'in yanındaki 200'ü değiştirdiğimizde otomatik olarak bekleme süremiz değişmiş olacak. Yani şu an 200 saniye yapmak istedik programımızı örneğin. Yükleyelim. Bakın 200 milisaniye beklemelerle yapıldı. Oldu. Ben istiyorum ki daha hızlandırmak istedim. 50 milisaniyeye çekmek istedim bu bekleme süresini. Bakın sadece burayı değiştirmemle programdaki bütün delay'lerdeki bekleme süreleri değişmiş oldu aslında. Bunu kelime işlemcilerdeki find and replace yani bul ve değiştir fonksiyonuna biraz benzetebiliriz. Yani her o aynı ifadenin geçtiği yerleri otomatik olarak değiştiren bir yapı. Bakın elimizden aldığını daha hızlı olduğunu gördük. Yani define ifadesini de bu şekilde kullanıyoruz. Bir sorun var arkadaşlar. Buraya kadar var mı arkadaşlar bir sorusu olan? Şu an dersi alabiliyor muyuz onu bilmiyorum arkadaşlar ben de açıkçası. Kayıt şeyi kapandığı için normalde kontenjan aslında tabi kişi sayısı 100 kişi kayıt kapasitesi ama tabi katılım sayısı o kadar olmuyor. Onu bilmiyorum. İsterseniz ara verdiğinizde onu bir sorayım ben de. 7 kişi. O kadar bilgim yok şu anda. Buraya kadar arkadaşlar gördüğünüz şeyler değişkenlerin temel kullanımı aslında. Hem de define ve const ifadesini gördük. Programlarımızda yeri geldim bunları kullanacağız. Hani dediğim gibi işte const ve define ifadeleri aslında zorunlu bir kullanım ama kullanırsanız size kolaylık sağlayan yapılar. Bunları da eğer gerekli gördüğünüz yerde programlarınızda kullanabilirsiniz. Şimdi sunumumuza gelecek olursak dizilere geldik. Şimdi diziler nedir? Şimdi değişken tipleri, değişkenler tanımlayabildiğimizi gördük programlarımızda. Ama aynı tip değişkenden örneğin bir anda 5 tane, 10 tane birden tanımlamamız gerektiğinde ne yapabiliriz peki? Tek tek bunlara isim vermektense, farklı farklı tanımlamaktansa dizi olarak tanımlayabiliriz. Diziler de herhangi bir tipte olabilir. İşte integer, float, char gibi burada gördüğünüz gibi diziler tanımlayabiliriz. Birinci ifade örneği int dizi, bakın köşeli parantez içinde 10 demişiz. Bu şu anlama geliyor, 10 elemanlı bir dizi tanımlamışız demek oluyor. Alttakinde float ondalık dizide 5 elemanlı bir float dizisi tanımlamışız. Bakın char car dizide yine köşeli parantezler var ama içinde bir sayı belirtmemişiz ama devamında her bir elemanını ayrı ayrı belirtmişiz. Yani A, R, D, U, I, N ve O harflerinin olduğunu tek tırnak için onu dikkat edin yine. Değişken dizi tanımlarken böyle de yapabiliyoruz. Yani başlangıç değerleri vererek de tanımlayabiliyoruz ve otomatik olarak bakın burada 7 elemanlı dizi olmuş oluyor kar dizi. Çünkü 7 tane harf tanımlamışız. Sayı dizi tanımlarken de örneğin aşağıdaki örnekte en son. Bakın yine başlangıçta eleman sayısı belirtmemişiz köşeli parantez içinde ama
sonrasında elemanlarını belirtmişiz dizimizin. Dolayısıyla bu dizimizde yine 7 elemanlı bir dizi olmuş. Dizileri de böyle tanımlayabiliyoruz. Şimdi dizilerin iki boyutluları da olabiliyor. Örneğin iki boyutlu bir dizi aslında matris diyoruz buna. Matematikteki matrislerden de bilirsiniz linear dizide. Yani örneğin ilk dizi 4 ve 5 gibi tanımlama yaptığımız üst taraftaki gibi köşeli parantezlerde bu 4 satır 5 sütunlu bir dizi. Veya 4 tane 5 elemanlı dizi gibi de düşünebilirsiniz. Bakın satırlar 0, 1, 2, 3, sütunlar da 0, 1, 2, 3, 4. Dizilerin elemanlarını arkadaşlar indis diyoruz buna elemanlı belirtme yani sıralamasını. Sıfırdan başlıyoruz her zaman saymaya. Yani ilk eleman dizimizin 0, 0 olmuş oluyor. İşte bu şekilde gidiyor bakın 0, 0, 0, 1, 0, 2 şeklinde elemanlara bu şekilde erişmeniz mümkün. İki boyutlu dizilerde bu şekilde tanımlanabiliyor. Dolayısıyla 20 elemanlı dizimiz olmuş oluyor burada. Toplamda. Bakın iki boyutlu dizileri de aynı şekilde tek boyutlara benzer şekilde tanımlayabiliyoruz. İşte aşağıdaki de bakın 4x5 dedik. Yani 4 tane 5 elemanlı dizi gibi tanımlamış oluyoruz. Bu elemanları yazarken de bu şekilde başlangıç değerlerini verebiliyoruz. Yani ayrı ayrı. Şimdi dizilerle ilgili uygulamamıza geçelim. Bakın 10 tane tam sayı dizisi tanımlamışız. 10 elemanlı bir tam sayı dizisi tanımlamışız. Ve 5 elemanlı bir tane de 10'luk sayı dizisi tanımlamışız. Şimdi aşağıda for döngüsüyle bu dizileri nasıl gezeceğimizi göreceğiz içerideki elemanları. For döngüsünü arkadaşlar program dillerinde biliyorsunuz. Çoğu program dilinde var zaten. Burada yapılan işlem olarak şu. Integer i şeklinde index elemanı tanımlamışız. Yani bu döngü içerisinde kullanacağımız for döngüsünde. Burada diyoruz ki başlangıçta i değişkenine 0 verelim. Ve son tarafına bakarsak i artı artı. Bu i artı artı arkadaşlar şu anlama geliyor. I eşittir i artı 1. Yani i'yi 1 arttır. Ortadaki de bir koşul. İ küçüktür 10. Yani bu for döngüsü her bir adımda başlangıçta i'yi 0'dan başlatarak i'ye 1 arttırıp her bir adımda da i'nin 10'dan küçük olup olmadığına bakacak. Her bir adımda bunu yaptıktan sonra bakın belli bir yerden sonra i'niz işte artacak 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. 10'a eşit olduğunda bu şart artık sağlanmadığı için döngüden çıkacağız. Dolayısıyla burada 10 kere bu for'un içindeki işlem yani şu bloğun içindeki işlem gölgesinde for'un bu 10 kere bu işlem tekrar ettirilecek. Ve bu her işlem adımında da i'mizin değeri 0'dan 9'a kadar gideceği için her bir adımda aslında dizinin elemanını burada yazdırmış olacak. Çünkü i bir seferde 0 olacak, sonrasında 1 olacak gibi. Benzer şekilde float sayı için de bu geçerli. Bu sefer 0'dan 5'e kadar gideceğiz. Yani 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde. Burada da 10'luluk sayıları tek tek yazdıracağız dizideki. Şimdi çalıştıralım programı dizideyim. Bakın başlangıçtaki tam sayı dizisinin elemanlarını yazdırdık burada. Ve sonrasında da 5 tane de ondalık sayı dizisinin elemanlarını yazdırdık. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Son eleman 0 çıktı. Niye? Çünkü ondalık sayı dizimizi 5 elemanla tanımladık. Ama atadığımız değerler 4 tane dikkat ederseniz. Dolayısıyla atamadığımız değer otomatik olarak 0'a eşitlendi. Ona dikkat edin. Yani eleman değeri vermediğiniz eleman 0 olarak otomatik olarak atanmış oluyor. Şimdi iki boyutlu dizileri göreceğiz bu örnekte. Şimdi iki boyutlu dizide farkımız neydi? Aslında çok fark yok. Bakın 4x5'lik diziyi tanımlamışız. Yani 4 tane 5 elemanlı dizi diyebiliriz buna. Matrisinin elemanlarını böyle tek tek yazmışız. Sonrasında bu elemanları nasıl gezeceğiz? Onu göstereyim. Burada biraz tabi for döngüsünü iç içe kullanacağız. İç içe kullanınca ne oluyor peki? Bakın en baştaki for döngüsü 0'dan 4'e demişiz yine yani. 0, 1, 2, 3 şeklinde gelecek. İçteki for döngüsü de j değişkeniyle 0'dan 4'e kadar ya 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde gelecek. Dıştaki for döngüsünün her bir adımında ne yapılacak? İçteki for döngüsü çalışacak bir kere. Yani içteki döngü bir kere çalıştığında en içteki döngü, dıştaki döngü pardon karıştı biraz belki.
en dıştaki döngümüz, yani i indisi olan, i indeks değişkeni olan döngümüz bir kere çalıştığında içindeki j döngüsü 5 kere çalışacak. Dolayısıyla yukarıdaki 4 olduğuna göre içtekini 5 kere her seferinde çalışacağına 20 sefer çalışmış olacağız aslında toplamda. Ve her bir adımda da i ve j değerlerini yazdıracağız bakın buraya. Ve dizimizin de i ve j indisleri vererek her bir elemanla gezeceğiz tek tek. Bakın şimdi her bir adımda bakın i'nin değerine bakın. I'nin değeri bakın 0 0 0 5 sefer 0 ama j her seferinde 0 1 2 3 4. I 1 ama j her seferinde 0 1 2 3 4. Bu şekilde dolayısıyla dizi elemanlarını tek tek gezmiş oluruz. Bakın 1 2 3 4 5 şeklinde 11 12 13 14 15. Dolayısıyla diziyi taradık aslında bu şekilde. I ve j iki tane for döngüsünü iç içe koyarak yani iki boyutlu dizileri de bu şekilde gezebilirsiniz. Şimdi işlemler yapmanız mümkün. Bir dizinin elemanları gezmeniz gerektiğinde veya onunla ilgili başka işlemler yapmanız gerektiğinde bu şekilde yapmanız mümkün. Evet, şimdi yine sunumumuzdan devam edeceğiz. Dizilerimizin örneklerini gördüğünüze göre. Buraya kadar soru var mı arkadaşlar? Dizi değişken boyut derken dizilere normalde sabit bir değer veriyoruz başlangıçta. Yani kaç elemanlı olacaksa bunu baştan veriyoruz. 10'sa 15 ise 5. Bu şekilde dizinin kaç eleman taşıyacağını baştan belirtiyoruz aslında. Yani Arduino gibi şeylerde length komutu yok tabi. Daha çok nesne tabanlı şeylerde olduğu için. Ama size of komutunun geçerli olması lazım. Çünkü size of biliyorsunuz C++ gibi dillerde standart olduğu için size of komutunu kullanabilirsiniz. Evet. Ama length direkt olarak length yok yani. Hani bir C# dili gibi veya Java dillerindeki gibi length komutu yok. Zaten buradakiler de statik diziler. Dolayısıyla dinamik dizi değil yani şu an gösterdiğimiz. Dolayısıyla length gibi bir komutu da almıyorsunuz ama size of operatörü geçerli. Şimdi değişkenlerimizin faaliyet alanları diyebileceğimiz scope diye geçen bir konu var. Bu da değişkenlerimiz programlarımız içerisinde hangi bölgelerde geçerli, hangi bölgelerde geçersiz hale geliyorlar veya hangi bölgeler için tanımlılar. Bununla ilgili bu konu. Şimdi örneğin şimdi programımızda bakın void setup ve loop fonksiyonları dışında en başta tanımladığımız değişkenler global değişken diyeceğimiz değişkenler oluyor. Ne anlama geliyor bu? Burada tanımladığımız değişkenleri hem işte setup hem loop hem de başka fonksiyonlar varsa programımızın içerisinde burada bunları kullanabiliyoruz. Ama setup ve örneğin setup fonksiyonu içinde bir değişken tanımladınız. Bunu loop fonksiyonu içinden çağıramazsınız. Orada kullanamazsınız. Veya loop fonksiyonları değişken tanımladınız. Veya başka bir fonksiyonunuz var. Bunun için de değişken tanımladıysanız bu değişkenlere yerel değişken deniyor. Yani bu değişkenler sadece tanımlı olduğunda o blok içerisinde. Bakın bu bloklarda yani fonksiyon blokları içerisinde tanımlı oluyorlar. Dolayısıyla biz onları başka bir yerde kullanamıyoruz. Dolayısıyla buna göre de şeyleri değişiyor. Tanımlı oldukları bölgeler değişiyor. Örneğin global değişkenler işte programlarınız boyunca tanımlılar. Devamlı bellekteler ama örneğin bir fonksiyona girdiniz, bir değişken tanımladınız başında. Çıktıktan sonra artık o fonksiyon tanımlı o değil. Dolayısıyla onu artık bir daha girdiğinizde o fonksiyon tekrar yazılıyor. Zaten bunlar otomatik değişkenler deniliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ama global değişkenler devamlı bellekte oldukları için değerlerini muhafaza ediyorlar. Kontrol yapılarına geçmeden önce örneğimizi görelim. Şimdi bakın burada bir global A diye bir değişken tanımlamışız, integer, global bir değişken tanımlamışız. Sonra da bakın en altta bir fonksiyon 1 adıyla bir fonksiyon tanımlamışız. Bu fonksiyonda neler var? Integer
diye bir takım değişken tanımlısı, yine lokal bir değişken. Bir tane daha lokal değişkenimiz var, int sayaç değişken, ama bunu statik tanımlamışız bakın. Statik ne olduğunu göreceğiz şimdi. Statik fonksiyonlar, statik değişkenler arkadaşlar. O fonksiyon içerisinde, sadece o fonksiyon içerisinde tanımlıyor, yani lokal değişkenler, ama o fonksiyonu her girdiğinizde değerini muhafaza eden değişkenler. Yani lokal b değişkeni her seferinde yeniden yaratılmasına rağmen fonksiyona girdiğimizde, dolayısıyla her seferinde yeniden değer almasına rağmen sayaç değişkeninin değerini koruduğunu göreceğiz birazdan. Bunu nasıl göreceğiz? Bakın, fonksiyon bir fonksiyonu her seferinde çağırıyor, bakın loop fonksiyonunda gidip ederseniz. Yani her seferinde bu fonksiyondan çıkılıp tekrar giriliyor birer saniye aralıklarla. Her girdiğimizde sayaç değişkeninin değerine, global a değişkeninin değerine ve lokal b değişkeninin değerine bakacağız. Bakın lokal b'ye sonra 5 atacağız. Tekrar değişkenin değerine bakacağız. Sayaç değişkenini ve globali de 1 arttıracağız. Her seferinde bunun değerlerini bakacağız. Nasıl olduğunu. Evet, telefon çalıyor arkadaşlar. Şimdi sonuca bakacak olursak. Bakın, şimdi biraz çalışsın programımız. Ondan sonra her yanında değişkenlerin nasıl değiştiğine bakacağız. Evet, bakın. Şimdi sayaç değişkenin fonksiyon başındaki değeri 0 iken global A değişkenin değeri 0. Lokal B fonksiyonunda fonksiyon başındaki değeri 0. Atama sonrası değer 5 oldu. Orada bir atama yapıyoruz. Tekrar sayaç değişkeni bakın. 1. Global değişkenimiz 1. Fonksiyon başında bakın her seferinde lokal B değişkeni 0 ve 5 olurken sayaç ve global A değişkenlerimiz her seferinde birer artmaya devam ediyor. Yani burada aslında bakacak olursak değerini koruma açısından global ve statik fonksiyonumuz aynı gibi görünüyor statik değişkenlerimiz. Çünkü niye değerlerini muhafaza ediyorlar. Ama lokal değişkenimiz her seferinde yeniden yaratıldığı için otomatik değişkenimiz daha doğrusu. Her seferinde yeniden yaratıldığı için değerini muhafaza etmiyor. Bu değişkenlere, bu özelliğe dikkat etmemiz gerekiyor programlarımızda. Çünkü eğer siz her seferinde lokal bir değişkeni değerini koruyun gibi düşünürseniz programınızda hatalı sonuçlar olacaktır tabi yaptığınız işlemlerde. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buraya kadar değişkenler konusunu görmüş olduk arkadaşlar. Evet, bir soru var galiba. Main içerisinde kullandığınız değişkeni diğer metotlarda kullanamazsınız normalde. Aslında main bir fonksiyon olduğu için o değişkeni özgür. Main'in dışında tanımlarsanız eğer aslında diğer yerinde kullanabilirsiniz. Burada da aynı şey geçerli. Bir fonksiyon içerisinde tanımlı olan şeyi diğer yerinde kullanamazsınız. Dolayısıyla setup ve loop fonksiyonlarının birbirine bounce'lı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ama zaten main içinde kullandığınız değişken de diğer fonksiyonlara tanımlı değildir. Çünkü main de tanımlı sadece. Main'in de dışında tanımlarsanız global bölgede o zaman ancak hepsi de tanımlayabilirsiniz. Arkadaşlar buraya kadar değişkenleri gördük ve değişkenlerin işte ömürlerini, kullanım alanlarını, tiplerini görmüş olduk. Bundan sonrasında kontrol yapılarına geçeceğiz. Şimdi mantık önermeleri programlarımızda kontrol yapılarında kullanacağız. Kontrol yapılarında niçin kullanacağız? Programlarımızın akışını değiştirmek. Belirli şartlara göre belli işlemler yaptırmak için aslında. O belirli şartları da mantık önermelerle ifade edeceğiz. Şimdi burada örnek mantık önermeleri var. Yani mantık önermesi dediğimiz şeyin aslında sonucu doğru veya yanlış olan bir önerme. İşte A eşittir B midir? A eşit değildir B midir? Gibi. A küçüktür B, A büyüktür B şeklinde. Burada tabii ters olmuş. A büyüktür B, A küçüktür B'nin sırası değişmiş. İşte A küçük eşittir B, A büyük eşittir B şeklinde. İfadeler bunlar. Bunlara göre programlarımızın akışını değiştirebiliyoruz. Örneğin şöyle gelecek olursak bir de şeyi göreceğiz. Yani mantık operatörlerini göreceğiz. Mantık operatörleri de şu arkadaşlar. Temel mantıktaki aslında ve, veya ve değil operatörleri. Bu operatörler de işte gördüğünüz işaretlerle belirtiliyor burada kırmızı olarak. Bunlar da işte programlarımızda yine belli şartları birbirine bağlamak için, belli şartların işte kaçının birlikte oluştuğunu örneğin kontrol etmek için kullanabileceğimiz yapılar. İşte V operatörü, end yani
kendisine uygulanan ifadelerin yani verilen ifadelerin ikisinin de doğru olduğunda sonucun doğru çıktığı mantık önermesi. İşte OR operatörüyle benzer şekilde son ifadelerin herhangi birisi, en az birisi yani doğru olduğunda sonucun doğru olduğu bir mantık önemli. No mantık operatörü değilse adı üzerinde kendisine verilen ifadenin değilini veren yani işte true'ysa false, false'a true döndüren mantık operatörü. İşte bu mantıksal yapılar kullanılarak programlarımızda belli şartları sağlanıp sağlanmadığını kontrol ediyoruz. Belli şartlara göre şu işi yap, bu işi yapma gibi şey, yapılar kurabiliyoruz. İşte örnek olarak işte hava kararınca lambayı yak gibi bir devre yapmaya çalıştığınızda veya butona basılınca motorun hızını arttır gibi karar yapıları ve program akışının geliştirilmesi gibi uygulamalar yapabiliyoruz bu yapıları kullanarak. Şimdi en temelde kullanacağımız yapı if yapısı. If yapısı da if kontrol yapısında da bir değişkenimiz olsun değişken bir adıyla. Bunun örneğin 3'e eşit olup olmadığını kontrol ettiğimizi varsayarsak buradaki gibi değişken bir 3'e eşitse işte bu bloğu işlet, birinci blok. Değilse else'den sonraki bloğu işlet şeklinde yapılar yapmamız mümkün. Temel programlama yapıları. İlk yapısını diğer program dillerinde de görmüşsünüzdür muhtemelen. Çok ortak bir yapı zaten. İşte eğer mesela değişken bir 3'e eşitse şu bloğu işlet derken 4'e eşitse örneğin else deyip şu bloğu işlet, işte else bunların hiçbirine eşit değilse bu bloğu işlet şeklinde gidebiliriz. Bu tür örnekler mümkün. Daha da genişletmek istersek switch case yapısı var. Switch case yapısı da aslında if else if yapısının biraz daha özelleşmiş hali diyebiliriz. Eğer değişkenimizi birden fazla çok sayıda sayıyla karşılaştıracaksak eğer örneğin değişkenimizi işte 1'e eşitse, 2'ye eşitse, işte n'e kadar, 3, 5, 7 neyse belli başka değerle eşitse, belli bloklar işleteceksek switch case yapısını kullanabiliriz. Bakın switch case yapısında bloğu yine süslü parantezlerle açılıyor. Her bir case'de iki nokta olduğuna ve sonunda break olduğuna dikkat edelim. Dolayısıyla bir değişkeni birden fazla değerle karşılaştırmak istediğinizde switch case yapısını kullanabilirsiniz. Şimdi dallanma yapıları bu şekilde. Yani belli bir şarta göre belli yerlere dallanmak, belli işlemleri yapmak farklı farklı bunlar da yapabiliyoruz. Peki for döngüsü ve while döngüleri nerede kullanacağız? Zaten for döngüsünü aslında gördük dizilerde. Dizileri gezerken nasıl yapacağımızı yani for döngüsüyle bunu nasıl yapacağımızı görmüştük. Şimdi burada biraz daha görüp while ve do while döngülerini de tanıyacağız. For döngüsünde biliyorsunuz başlangıç adımı var. Başlangıç var. Her adımda doğrulanacak bir önermemiz var. Ve her bir adımda yapılacak işlemimiz var. Dolayısıyla bu şekilde döngümüz çalışıyor. For döngüsünde başlangıçta bir başlangıç değeri veriyoruz değişkenimize. İ'ye 0 veriyoruz örneğin. Ve her adımda i'yi 1 arttırdığımızı düşünüyoruz burada. Ve i ondan küçük olduğu sürece bu işlemi yapıyoruz. Dolayısıyla i 0'dan 9'a kadar değerler aldığımda yani 10 kere alttaki işlemleri yapmış oluyoruz. For döngüsüyle bu şekilde döngüler kurmamız mümkün oluyor. Tabi bu artım 1 olabilir. Birden fazla da artım yapabiliriz her bir adımda. Bu şekilde. While döngüsü ise bunları gördükten sonra uygulamaları göreceğiz topluca. While döngüsünde ise for'dan biraz farklı olarak belli bir mantıksal önerme doğru olduğu sürece döngü işletiliyor. O şart sağlanmadığı sürece sağlanmazsa da çıkılıyor döngüden. Dolayısıyla burada da mantıksal önermemiz örneğin i'yi 100'den küçükse gibi mantıksal önermemiz varsa i'yi de her bir adına bakın döngünün içinde arttırıyoruz. Dolayısıyla belli bir nokta o mantıksal önermenin bozulacağı şekilde bir şart olması lazım ki döngüden bir yerden sonra çıkılsın. Aksi takdirde sonsuz döngüye girilir. Dolayısıyla bir yerde o şartın bozulması gerekiyor. Burada bakın i'miz 0'dan başladığını farz edersek 100'e geldiği anda bu döngüden çıkılacak. Dolayısıyla 100 kere artıyı yazıldıktan sonra çıkılacak aslında. Şimdi, do while döngüsü de while döngüsüne benziyor. Nasıl bir fark var? Şimdi, while döngüsünde while döngüsüne gelindiğinde döngü eğer o mantıksal önerme sağlanmıyorsa döngüye hiç girilmiyor aslında. İçindeki işlemler hiç yapılmıyor. Ama do while döngüsünde bir kere o işlemler yapılıyor. Sonrasında şarta bakılıyor while döngüsünün içine yazılan. Sağlanmıyorsa çıkılıyor ama sağlanıyorsa tekrar döngü devam ettiriliyor. Dolayısıyla do while'da while döngüsünden farklı olarak içerideki işlemler en az bir kere gerçekleştirilmiş oluyor. Tek farkı bu do while'dan. Yazılımına dikkat edin arkadaşlar. While'dan sonra noktalı virgül var. Bunlara dikkat edin. Bakın önceki örnekte gördüğümüz
Örnek yine bunda benzer. İ'yi sıfırdan başlattığımız farz dersek her barında i'yi bir arttırıp i'yi yüzden küçük olduğu sürece duvarla da bunu yapmamız mümkün. Dediğim gibi duvarın tek farkı içerideki işlemler mantıksal önemli doğru olmasa bile en az bir kere işletiliyor. Böyle bir farkımız var. İsterseniz bununla ilgili örneklere bakalım önce. Buraya kadar soru var mı arkadaşlar? Veya sıkıntı yok değil mi şu anda sesli görüntümüzde? O zaman örneklerimizden devam edelim. Şimdi if için şu örneği göreceğiz ama tabii bunu şu an çalıştıramayacağız. Donanımlarımız bağlı olmadığı için. Ama bunlar dediğim gibi dijital giriş çıkış örneklerinde o konuyu işlerken göreceğiz zaten. Şu an hatayı tanıyalım. Burada bakın bir buton pini, bir led pini ve buton durumu değişkenleri tanımlanmış. Bunlar işte butonumuzun bağlı olacağı, ledin bağlı olacağı pinlerin numaraları ve buton durumu diye bir değişken tanımlayacağız ki bunda da butonun durumunu tutacağız. Pin mod fonksiyonuyla işte led pinini çıkış, buton pinini de giriş olarak ayarlıyoruz. Dijital bit fonksiyonu o pine bağlı olan yani bir pinin değerini okumak için eğer toplam çekili 1 ne giriyor ya yani 5 volt numaralıda 1 ve 0 döndüren bir fonksiyon. Bunu buton durumuna atıyoruz. Butonun durumunu yani. Buton pinindeki yani 2 numaralı pin bizim programımız için. Bu pinin durumunu buton durumuna atıyoruz. Eğer buton durumu high'sa bakın if döngüsü if'in içinde high'dan kastımız bunlar high ve low değerleri büyük harflerle yazılıyor. Bunlar tanımlı değişkenler adlıdır. Sabitler daha doğrusu. Yani high 1 veya low 0 gibi düşünebiliriz. Butonumuz yani high'sa yani basılıyorsa butonumuza led pinini de high yapıyoruz. Yani butona basınca led'i de yapıyoruz. Else diğer durumda da buton low yapıyoruz. Yani butona basınca led'i yapıyoruz. Basılmadığı durumda da led sönük kalıyor. Bu şekilde if'in çok basit bir kullanımını burada görebiliyoruz. Evet, for'un kullanımını aslında önceki dizilerde görmüştük. Burada görelim. Bakın burada A sıfırdan başlatılıyor. A artı artı da anlamı değiştirdim. A artı artı 2 yaptım. Yani 2 2 arttıralım dedim. Değişiklik olsun. Ve A 10'dan küçük olduğu sürece. Dolayısıyla 2 2 arttırdığımız için 5 kere döngünün tekrarlarını göreceğiz ve sayacı değerini okuyacağız. Çalıştıralım. Bakın sayak 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 şeklinde gidiyor. For döngüsü de bu şekilde. Tabii bu ortadaki şartı kendinize göre değiştirebilirsiniz. Bu her zaman yapacak işlemi kendinize göre değiştirebilirsiniz. Tabii belli bir yerden sonra bu şartın sağlanmayıp döngüden çıkılması gerekiyor. Eğer çıkılmayacak bir şart koyarsanız oraya yine sonsuz döngüye girmeniz mümkün. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bakın. Burada aslında while hem de break'i göreceğiz. Bunu da isterseniz onlara da bakalım. Son örneklerimiz olacak bunlar. Şimdi continue ifadesi var. Continue ifadesi şunu ifade ediyor. Döngünün içerisinde continue ifadesine gelindiğinde döngüde o continue ifadesinden sonraki işlemler atlanıp döngünün tekrar bir sonraki adımına geçiliyor. Yani bir nevi istisnai durum oluşturuyoruz döngünün içinde. Oraya gelip döngümüz tekrar başa dönüyor. Bunu da örneğiyle göreceğiz. Break ifadesi ise eğer döngünün içinde break ifadesi görülürse direkt olarak döngüden çıkılıyor. Şart aranmaksızın döngüden çıkılıyor. Dolayısıyla bir şartın içeride bir kontrolünü yapıp direkt olarak döngünün sonlandırılmasında bunu kullanabiliyoruz. Şimdi bakalım. Bakın burada A'ya 0 veriyoruz bakın. Ve A 100'den küçük olduğu sürece demişiz. Eğer A bakın 10'sa break diyoruz demişiz. Ve A'yı her seferinde 1 arttırıyoruz ve A'nın değerini yazdırıyoruz. Dolayısıyla burada ne olacak? A 0'dan 100'e kadar saymaya devam edecek ama 10'sa eğer break dediğimiz için şuralar işletilmediği için yani break'ten sonraki şu kısım işletilmediği için A'nın 10 olduğu değeri görmeyeceğiz. Bir istisnai durum olacak yani. Evet. Burada ama yorduk galiba. Bunu tutup tekrar edelim.
kontrol edelim. Bu arada arkadaşlar aslında iflerden sonra örneğin tek bir satırlı ifade işletecekseniz şu blokları koymanıza gerek yok. Ama her zaman koyma alışkanlığı izlediğiniz daha güzel olur. Çünkü bazen unutulabiliyor. İkinci satırı da ekliyorsunuz mesela ifin altına ama bloku açmayı unuttuğunuz için o ikinci satır işletilmeyebiliyor. O yüzden her seferinde bu blokları açmak, hani bunlar while için de geçerli, diğer blok şeyler için de geçerli, yapılar için. Bu blokları açmanızda fayda var. Açalım. Evet, bakın ona kadar gelip döngüden çıktık. Şimdi direkt kaldıracağım. Daha sonra kodları kaldırmak için şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bakın kodları yorum bloğu haline getiriyorum. Renginin gri olma dikkat edin. Yani bu ayı kaldırmış oldum. Bakın, burayı kaldırdığımda döngümüz hala çalışmaya devam ediyor. 100'e kadar gidecek. Bakın, 100'e kadar gitti ama break olduğu zaman döngüden çıkılıyor. Şimdi bakın burada şöyle bir şey yapacağız. Yine benzer bir yapı var. A100'den küçük olduğu sürece varlığı devam edecek. Her adımda A1 arttırıyoruz. Bakın şunu matematik operatörlerinde göreceğiz ama şöyle söyleyeyim. A2 şeyi şu anlama geliyor. A'nın 2'ye bölümünden kalan, yani mod operatörü bu. A'nın 2'ye bölümünden kalan 0'sa continue demişiz. 2'ye bölümünden 0'sa bir sayı ne anlamına geliyor? Bu çift sayı olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla çift sayı için continue olduğu için öbür adıma, yani diğer döngünün diğer adımına geçileceği için o değerleri göremeyeceğiz. Dolayısıyla tek sayıların yazıldığını göreceğiz sadece burada. Yani istisnai bir durum oluşturmuş oluyoruz. Yani 2'ye bölünen sayılarda continue ifadesi de döngü buraları işletmeden şu alttaki bölümleri tekrar diğer adımına geçecek. Bakın, şimdi şöyle bakalım. Sadece tek değerlerin yazılımına dikkat edin. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Eğer continue ifadesinin olduğu bloğu kaldırırsak, örneğin şöyle yapalım. O zaman bütün sayıların yazdırıldığını göreceğiz. Bakın bu sefer bütün sayılar yazdırılıyor. Continue ifadesi de bu şekilde. İflas yapısı var. Bunu her önceki şeyde sordunuz. Yani onu gördük zaten. Yani aslında tam olarak C, C++ dillerinde gördüğünüz bütün yapılar Arduino için de geçerli. Aynı dil aslında. Tabi aslında C, C++ konuları çok geniş konular. Yani sadece C dilinin için haftalarca, aylarca dersler veriliyor, kurslar oluyor. Burada bütün ayrıntılarına girmemiz zor tabii dilin ama hani temel olarak biraz hatırlamak açısından bu dilleri. Zaten dersin başında yaptığımız ankette çoğunuzun hani en azından orta seviye bir programla bilgisi olduğundan bu konulara çok yabancı olduğunu düşünmüyorum. Eğer bu konularda eksikleriniz varsa lütfen
Pratik yapın. Yani pratik yapmak için çok kolay. Hani Arduino ile programlayarak da yapabilirsiniz bunu veya herhangi bir C derlecesi bulup internette ücretsiz dağıtılan derlecelerle çalışabilirsiniz. Pratik yapmak önemli olan bütün bu yapıları kullanarak bir şeyler yapmanız. Yani bu konuda herhangi bir C kaynağından, internette çok fazla kaynak var C programlama ile ilgili. Bunlardan faydalanabilirsiniz. C programlama ile C++, C gibi dillerin programlama kitaplarından faydalanabilirsiniz. Dolayısıyla burada öğrendiğiniz şeyler aslında sadece Arduino için değil, C ile programlayacağınız diğer platformlar için de geçerli. Yani genelde C programları bilgisi aslında. Biz sadece burada biraz tekrarını yapmış olduk, biraz temel olarak görmüş olduk. Bundan sonraki derste de devam edeceğiz yine programlama dilini görmeye.